Herkese merhabalar. Artık kareköklü ifadeleri bitiriyoruz. Doğal sayı çarpan, ondalık karekök ve irrasyonel sayılarla konumuzu noktalıyoruz. Gerçekten çok önemli ve çok değerli bir üniteydi, konuydu ve bunu artık bu dersimizde tamamlamış olacağız. Şimdi bugün sizinle beraber doğal sayı yapan çarpanın ne olduğunu beraber öğreneceğiz. Ve ardından ondalık sayıların karekökünü hesaplamayı öğreneceğiz. Ve ardından da irrasyonel sayıların ne olduğunu, irrasyonel sayıların aslında rasyonel sayılardan nasıl ayrıldığını beraber öğreneceğiz. Burada en önemlilerinden iki tanesi aslında bu ve bu diyebiliriz. Çünkü karekök ifadelerin sonunu getiriyoruz aslında burada. İrrasyonel sayılar da önemli, bilmemiz gerekiyor ama soru olarak ne gelir dersek de doğal sayı yapan çarpan soru kendi başına geldi. Bu da başka bir sorunun içerisinde, yani bir LGS sorusunun içerisinde bir parça olarak geldi. Dolayısıyla süper bir şekilde sizinle beraber artık karekökli ifadeleri noktalandıracağız. Hadi bakalım o zaman Kasım programımıza uygun bir şekilde ödevlerimizi yapmayı ihmal etmeyelim. Sizinle beraber artık Aralık ayında süper sonuçlara ilerleyeceğiz. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. Tonguç'um, doğal sayı yapan çarpan şu demek. Bir kere biz karekökü sayılardan irite oluyoruz. Ne yapıyorduk Tonguç'um? Hep dışarıya taşımak istiyorduk. Hep dışarıya çıkarmak istiyorduk. O yüzden ne yapıyorduk? Mesela hemen bu zımbırtıyı ne yapıyorduk biz? 5 kere 4 diye yazıyorduk. Bu aslında 5 kere 4'tü. Bunun 4'ü dışarıya, karekökün dışına ne diye çıkardı Tonguç evladım? 2 diye çıkardı. O yüzden 2 karekök 5'ti değil mi Tonguç'um? Ben bunu tamamen dışarıya çıkartabilmek için bunun içinde artık en sade haline geldikten sonraki köklü sayının aynısıyla çarpmam gerekiyor. Yani eşleniği dediğimiz şeyle çarp. Eşlenik neymiş Tonguç'um? İçeride bulduğun en sade köklünün, en sade köklünün aynısına biz, köklünün aynısına biz ne diyormuşuz? Bak bu laf çok çıkacak karşımıza. Eşlenik diyormuşuz. Bunu kafana bir yere kazıtım için. Bravo. Kazıdım hocam kafama. Kök 27 mesela. Bir dakika, burada ne yapıyoruz sonra peki? Bununla bunu çarpınca ne oluyor? Bak kök 5 çarpı kök 5 neydi hatırlıyorsan, ikisi birbirine kök 25, kök 25 5'tir. O zaman bu aslında 2 çarpı 5. Yani ne oldu? Bak çat 10. Yani bir doğal sayı oldu diyoruz. Mesela kök 27'ye geldik. Kök 27 dediğim şey 9 kere 3'tür. Biz bunu doğal sayı yapabilmek için ilk başta dışarıya çıkartabildiğimiz kadar çıkartıyorum. 9, 3 diye çıktı. İçeride kök 3 kaldı. Ben bunu neyle çarpmalıyım? Kök 3 ile çarpmam gerekiyor ki. Bak bunun aynısıyla çarpmam gerekiyor ki. Bak kök 3 çarpı kök 3 kadar, kaç eder Tonguç evladım? 3 zaten burada vardı, bunu aynen yazdım. Kök 3 çarpı kök 3 3 eder. Çat 3 kere 3 de 9 eder Tonguç'um. Bak doğal sayı oldu diyoruz. 2 kök 6 zaten çıkabileceği kadar çıkmış. Bir şey yapmama gerek yok. O zaman ne yapmam gerekiyor benim? Bunu artık kök 6 ile çarpmam gerekiyor. Kök 6 ile çarparsak 6 kök 6 çarpı kök 6 kaç eder Tonguç evladım benim? 6. Bravo diyorum sana. 2 çarpı 6 da, çünkü bu kök 36 eder. 36 da kök 36 6'dır. 2 kere 6 12'dir. Bak doğal sayı yapan doğal sayıyı bulmuş olduk. O zaman diyoruz ki kısa yoldan A kök B diye bir ifade varsa ve ben bunu doğal sayı yapmak istiyorsam bunu kökün içindeki sayının aynısı, yani eşleniğiyle çarpmam gerekiyor. Yani kök B ile çarpmam gerekiyordur. İstersen yapalım hemen cevabında. A burada vardı zaten. Kök B çarpı kök B B diyor. A çarpı B de AB bir doğal sayı çıkıyor diyoruz ve hızlı bir şekilde bir model soru geliyor. ABC'de biraz sonra sınav tarzı soru da gelecek, hiç merak etme. Of. Sınav tarzı sorularımızı biliyorsun artık, bu sene sınav tarzı sorularımızla seni ciddi bir şekilde meşgul edeceğiz. Gerçekten kazıkul aziz bir soru. Ama sınavda buna benzer çıkıyor değil mi hocam? Kesinlikle, tebrik ediyorum seni. ABC'de sayının hangisinin çarpımları doğal sayı olur demiş. Şimdi Tonguç'um bak, bir kere A sayısı kaçtı? Hemen bir sadeleştirmeye çalışıyorum. A sayısı kök 8 dediğimiz şey 4 kere 2'dir. 4 dışarıya 2 diye çıkar, 2 kök gelir. B sayısı dediğimiz şey, kök 20 dediğimiz şey 4 kere 5'tir. 4 dışarıya 2 diye çıkar, 2 kök 5'tir. C sayısı dediğimiz şey 72, yani 36 çarpı 2'dir. 36 dışarıya 6 diye çıkar, 6 kök gelir bunun cevabı. D sayısı dediğimiz şey de 45, yani 9 kere 5 45'tir. 9 dışarıya 3 diye çıkar. Neden 9 kere 5 seçtim de 15 kere 3 seçmedim? Aynen hocam. Çünkü 9 dışarıya çıkabilen tam kare bir sayı. Neden 36 çarpı 2 de 18 çarpı, pardon, mesela diyelim ki 12 çarpı 6'yı seçmedim. Çünkü 12'de 6'da bir tam kare değil ama 36 bir tam kare olduğu için dışarıya çıkardım. 3 kök 5 dedim. Şimdi Tonguç çok basit. Ne demiştik? Eşlenik dediğimiz şey aynı köklüler. Yani şu ikisi çarpılırsa, bak çarpalım. 6 kere 2 12.
Kök 2 çarpı kök 2 2. Yani 24 bak bir doğal sayı etti. Devam edelim. Şu ikisi çarpırsa 3 kere 2 6 normal sayıyla normal sayı. Kök 5 çarpı kök 5 de 5 etti. Bak 30 etti. Yani bir doğal sayı çıktı. O zaman ne diyormuşuz cevabımız Tonguç'um? Hangilerinin çarpımı yani A ile C, bir de Tonguç evladım benim B ile D diyoruz ve geçiyoruz diğer sorumuza geldik. Paydayı doğal sayı yapma. Bu da önemli bir konu Tonguç'um. Payda dediğimiz şey aslında şöyle. Köklü ifadeyi paydada istemiyoruz. Yani kuralımız çok basit. Paydada kök istemiyoruz. Defol git, defol git buradan diyoruz ve ne yapıyoruz Tonguç'um? Kovuyoruz. Harika. Bunu kovmak içinse çok basit bir yöntem var. Kök 2'den kurtulmak için aynı demin doğal sayı yapan çarpan metodunda kök 2 ile genişletiyoruz. Hani paydaları genişletiyoruz. Şöyle bir şey vardı ya. 3 bölü 5, 2 ile genişletiyorum kardeşim. 3 kere 2, 6. 2 kere 5, 10. Bak 6 bölü 10 oldu. Aynı onun gibi yapıyoruz. Ama bu sefer kök 2 ile genişletiyoruz. Bayağı astronomik uzay bilimine geçtik gerçekten. Bilim hocam, kaliteliyiz abi. Kök 2 ile 4'ü çarparsak 4 kök 2 eder Tonguç evladım benim. 4 ile kök 2 çarparsak 4 kök 2 eder. Kök 2 ile kök 2 çarparsak 2 eder Tonguç. Çünkü kök 2 çarpı kök 2 kök 4'tür, o da 2'dir. Şimdi bunu sadeleştirirsek 4 ile 2 sadeleşirse 2 kök 2 cevabımız diyoruz. Bak paydayı rasyonel yaptık. Yani 2 yaptık. Paydayı doğal sayı yaptık. Geldik 5 kök 3'e. Bunu neyle genişleteceğiz? Kök 3 ile genişleteceğiz. Yapalım hemen. 5 kök 3 bölü kök 3 çarpı kök 3 kök 9 yani 3'tür. 5 kök 3 bölü 3 yani bak payda doğal sayı oldu dedik. 10 kök 5'i kök 5 ile genişletiyorum. 10 kök 5 bölü kök 5 çarpı kök 5 5'tir Tonguç'um. Bununla bu sadeleşir. 2 kök 5'tir cevabımız diyoruz. Ve süper bir şekilde konuyu anlamış olduk diyoruz. Bak bunların hepsi, bak bunların hepsi biraz sonra göstereceğim sana, merak etme. Hemen A, B, C doğal sayılar olduğuna göre demiş. A artı B artı C işleminin sonucu en küçük değeri kaçtı demiş. Tonguç'um A eşittir kök 54 çarpı A demiş. B eşittir kök... Bir kere ben bu irite oluyorum böyle şeylerden. Nedir bunlar Tonguç'um? Kök 54 diye bir şey yok kardeşim. Yok, bunu çıkartabileceğin kadar çıkar. A dediğimiz sayı, kök 54 dediğimiz şeyi, hatta artık şununla yazalım, çok özür dilerim. A dediğimiz şey, kök 54 dediğimiz şey aslında 6 kere 9'dur Tonguç'um. Buna kök A şeklinde yazıyorum. 6 kere 9'dan 9 dışarıya 3 diye çıkar. 3 kök 6 çarpı kök A'dır aslında bak. Bu dışarıya çıktı. 3 kök 6 oldu. Bu da kök A aynen kaldı. Şimdi B'yi yazalım Tonguç'um. 125 dediğimiz şey aslında 25 kere 5'tir ama çarpı bir de kök B vardı. Özür dilerim Tonguç'um. Yani bunun aynısını yazdım. Bunun yerine 125 çarpı 5 yazdım. 25 dışarıya 5 diye çıkar. 5 içeride kalır zavallı. Bu dışarıya çıktı zaten. Yanında da kök B kaldı. C'yi de aynı şekilde yapalım. 40 dediğimiz şey de 4 kere 10 diyebiliriz. 8 kere 5, 8, 5 tam kare değil. 4 kere 10 diyelim Tonguç'um. Bir de çarpı kök C vardı. Özür dilerim Tonguç. Geldik 4 dışarıya 2 diye çıkar. 2 kök 10, 2 kök 10 çarpı kök C. Ha, şimdi ABC'yi bir kere istediğim forma getirdim. Çünkü ben bunları sevmiyorum kardeşim. Dışarıya çıkartayım. Dışarıya çıkarttıktan sonra diyorum ki bir kere demiş ki ABC doğal sayı. Demek ki bu ikisi çarpılınca bir doğal sayı çıkıyormuş. Demek ki şu zımbırtı bununla aynı olacak ki doğal sayı çıksın. Aa. Şu zımbırtı bununla aynı olacak. Şu zımbırtı bununla aynı olacak. O zaman A'nın hemen 6 olduğunu, B'nin hemen 5 olduğunu, C'nin hemen 10 olduğunu söylerim. Ve bunların hepsini toplarsam Tonguç 6, 5, 10'dan 21 çıkar Tonguç, doğru cevabım. Niye peki en küçük değerini sormuş biliyor musun? Neden hocam? Çünkü Tonguç benim yaptığım gibi kasmasaydım şuna şöyle diyebilirdim. Kök 54 çarpı kök 54 aynı olacak dedik ya. Sen de hani aynı olacaksa kök 54 çarpı kök 54. O zaman 54 kök 54 de çarpım. O zaman A eşittir 54'tür diyebilme özgürlüğüne sahipsin. O yüzden demiş ki en küçük değerini sormuş. Yani ben kök 54'ü doğal sayı yapabilmek için kök 54'te de çarpabilirim. Ama doğrusu en optimizesi yani en uygunu 3 kök 6'ya çevirdikten sonra kök 6 ile çarpmak daha basittir. Daha küçük bir değer verir diyoruz. Süper zekisin Tonguç'um. Ondalıklı sayıların karekökü. Bak Tonguç, ondalıklı sayıların karekökü mesela bizim akıl haritamızda nerede anlatmış? Şuradan anlatmış. Bak ondalık karekökte ne yapmamız gerektiğini burada yazmışız. Mesela şurada akıl şeyde nerede hemen gösteriyorum ondalıklı karekök. Biliyorsun ki akıl notları haritası aynı içeriğe sahip. Aynı içeriğin sadece cepte taşınan versiyonu biliyorsunuz. Hemen ufak bir bal gidin. Burada anlattığım şeyi yapacağız. Yani ilk başta rasyonel sayıya çevireceğiz. Nedir rasyonel sayıya çevirmek?
karekök 0,04 dediğimiz sayı aslında, ya kardeşim bu aslında onda birler yüzde birler olduğu için, virgülün sağında onda birler yüzde birler vardı. O zaman bu aslında yüzde dörttür aslında bu sayı. Ama karekökün içinde. Peki 4 dediğimiz şey aslında kaçın karesidir Tonguç Evren Hanım? 2'nin. Süper. 10, 100 dediğimiz şey? 10'un. E o zaman süpersin Tonguç'um. Bu 2, bu da 10 diye dışarıya fırlar. Ama bölü işareti de aynen kalır. Yani aslında mantık şu. Şu karekök 4 bölü 100 var ya Tonguç'um. Bunu aslında karekök 4 bölü karekök 100 ayırabiliyorsun. Zaten bu 2'dir. Bu zaten 10'dur. 2 bölü 10. Yani 0 tam 10'da 2 şeklinde yazabiliyorsun Tonguç. Geldik bu soruya. Bu zımbırtıda da aynı şekilde. Onda birler yüzde birler olduğu için 144 bölü 100 yazarız. Yüzde 144 yani. 144 12'nin yüzde 10'un karesi 12'de 12 bölü 10 yani 1 tam 10'da 2 deriz. Cevabımız 1 tam 10'da 2 çıkar. Geldik bu zımbırtıya. 81 bölü 10'da 1, yüzde 1, binde 1, 10 binde 1. 10.000 gibi efsane bir sayı çıktı. 81 9'un karesi. 10.000 100'ün karesi. 9 bölü 100 yani 0 tam %9. Onda birler %1'ler. Görüyorsun sıfır tam %9 şeklinde yazdık. Oo, devirli sayılar. Gerçekten kazıkul aziz bir soruya geldik. Ama hiç endişe etmiyoruz. Devirli sayılarda ne yapmamız gerekiyordu? Tüm sayıyı yazıyorduk. 54. Sonra eksi diyorduk. Devirsiz kısmı yani 5. Bölü. Virgülün sağında kaç tane devirli var Tonguç Evren Bey? Bir tane. Peki bir tane 9 o zaman. Kaç tane devirsiz var Tonguç evladım benim? 0 tane. Evet, yok ki devirsiz, virgülün sağında bak. Bunu kapattıktan sonra yok devirsiz. O zaman hiçbir şey yazmıyorum. O zaman 49 bölü 9 çıktı. Aman Allah'ım. Ama bu karekök içindeydi Tonguç evladım benim. 49 neyin karesi 7'nin? 9 neyin karesi 3'ün? 7 bölü 3 cevabımızdır diyoruz ve geçiyoruz diğer sorumuza. Ooo birazcık kazık gibi. Hayır hiç zor değil, merak etme. Bu 1 bölü 100'dür. %1. Onda 1 %1'dir. Karekök şimdi artı. Onda 1 %1. 225 bölü. %1 olduğu için bölü 100. Bölü diyorum. Bu da nedir Tonguç Evren Bey'im? Onda 1 %1. %25'tir. Tonguç ne yapacağız ilk başta? Çıkartalım hemen bunları. 1 bölü 10. Çünkü bu 1'in karesi, bu 10'un karesi. Artı. 15 bölü 10. Çünkü 225 15'in karesidir. Bölü. 25 5'in karesidir. %10'un karesi 5 bölü 10. Şimdi Tonguç ne yapmam gerekiyor? 1 bölü 10'da 15 bölü 10 hemen ne der Tonguç evladım benim? 16 bölü 10. Süper, 16 bölü 10 bölü 5 bölü 10 çat çat çat. Ondan sonra ilkini aynen yaz. 16 bölü 10 çarpı ters yörüp çarp 10 bölü 5 çat çut sadeleşti 16 bölü 5. Doğru mu Tonguç evladım benim? Evet. Patladım. Neden patladım biliyor musun? Bilerek böyle yaptım. Çünkü dangozluk yaptım. Çünkü işlem sırası denilen bir şey var. Üps denilen bir sıra var. Tonguç üps ne olur biliyor musun? Nedir hocam? Üstü sayı parantez çarpma bölme toplama çıkarma. Çarp böl topla çıkar. Yani toplama çıkarmadan önce çarpma bölme vardır. Burada dangoz gibi ben burada toplama yaptım. Halbuki burada bölme var. O yüzden ne yapmam gerekiyor? Bu yanlış diyorum tamamen. Yanlış olanın üstünü çizdikten sonra diyorum ki aldanma lütfen. 1 bölü 10 ile 15 bölü 10'un toplama ilk başta bunu yap lütfen. 1 bölü 10 aynen kalsın. Hiç bulaşma ona. 15 bölü 10'u 15 bölü 10 çarpı de bunu ters çevirip çarp. 10 bölü 5 yazarsın. Sonra bunlar sadeleşir. Bunlar sadeleşir. Bu 3 bu 1 kalır. O zaman cevabımız 1 bölü 10 artı 3 bölü 1 çıkar. Sonrasında paydaları genişletmek için bak 1 bölü 10 artı 3 bölü 1 de bunu 10 ile genişlettim Güçüm. 1 bölü 10 artı 30 bölü 10 çıkar. Bu da 31 bölü 10. Yani 3 tam 10'da 1 çıkar Tonguç'um. Bravo diyorum sana. Gerçekten çok zeki bir öğrencisin diyoruz ve yanlışı da yemiyorsun. Of. Geldik bir tane model soru. Hiç zor değil. Bir sürü karekök iç içe falan filan. Bak bu en büyük karekök. Bak eşek kadar görüyor musun? Sonra burada bir tane daha karekök var Tonguç'um. Sonra burada bir tane karekök var. Yani insanı canından bezdirecek gibi gözüküyor. Bıktım artık. Gerçekten evet. Gerçekten öğrencilerin sesini de dinlemek lazım. İlk başta en içtekinden başlıyoruz. Bunu 4 bölü 100 diye yazdıktan sonra bu aslında 2 bölü 10 diye dışarı fırlar diyoruz. Sonra aynısını yazmak zorundayım. Lütfen. Hiç üşenmiyorum. 3,96 eksi karekök içinde 1,76 artı. Bu aslında ne çıktı artık? 2 bölü 10 çıktı değil mi? 2 bölü 10 nedir Allah aşkına? 0 tam 10'da 2'dir. Bu ikisini toplayalım bakalım. 1,76 artı 0 tam 10'da 2 1,96 eder. İstersen yan yana da yazabilirsin. Böyle yapman gerekiyor hatırlıyorsan. Bu 6, bu 9 1,96. O zaman ben bunu tekrar yazıyorum bak.
3,96. Eksi hop 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 hop. Sadece 1,96. 1,96 nedir Allah'ını seversen? Hemen yapalım mı seninle beraber? Yapalım hocam. Şurada yapalım. 196 bölü 100'dür. 196 bölü 100'de 14 bölü 10 diye dışarı çıkar. Çünkü 196 14'ün karesidir. Ha, o zaman diyorum ki 14 bölü 10 da 1,4'tür Tonguç'um. Hemen tekrar yazıyorum. Karekökünde 3,96 eksi 1,4 eşittir. Hemen bakalım Tonguç'um. 3,96'dan 1,4 çıkarsa 2,56 çıkar karekök içinde. 2,56 da 256 bölü 100'dür Tonguç'um. 256 16'nın karesidir. %10 10'un karesidir. Bu da 1,6'dır. Cevabımız 1,6 olarak cevabımızı bulmuş olduk diyoruz. Evet, bu kadar basit aslında. Ama şimdi... Ama geldik sınav tarzı soruya. Gerçekten de... Gergin sınav... anlar. Evet, gergin anlar. Sınav tarzı soruda tabii A noktası ile B noktasını hemen göstermek istiyorum. A noktası burası, B noktası burası. Diyor ki, 3 tane kare verdim diyor. Kenarları üzerine A noktasından B noktası çizgi çekmek isteyen Tonguç diyor. Ama bak, kenarları üzerinden çizgi çekecekmiş. Yani ya şöyle gidecek, ya şöyle gidecek falan filan. Tonguç en kısa çizgi diyor. Kaç santimetre diyor. Bir kere bunun alanını verdiyse bize, bir kenarını bulmak için. Mesela Tonguç'um, şunun 16 ise alanı, bir kenarı kaçtır? 4'tür değil mi? Nasıl buluyorduk aslında? Mesela şunun 10 ise alanı, bir kenarı kaçtır? Karekök 10'dur. Yani karekökünü alıyorduk. O zaman bunun bir kenarını bulmak için karekök 2,89 yapmam gerekiyor. O da 289 bölü 100 eder. Bu da aslında 17'nin karesi, bu 10'un karesi diye 17 bölü 10, yani 1 tam 10'da 7 çıkar. Bunun bir kenarını bulabilmek için 1,96 derim. 1,96 196 bölü 100'dür. Hop, bir sürü işlem yapacağım için küçük yazıyorum Tonguç'um. Bu da 14 bölü 10'dur, dışarıya çıkar. Bu 14 bölü 10'da 1,4'tür. Bu da 0,64 de Tonguç'um. 64 bölü 100'dür. Karekök içinde tabii. Bu 8 bölü 10 diye fırlar dışarıya. Bu da 0 tam 10'da 8'dir. Yapmam gereken şey bak. Şunun bir kenarı kaçmış? 1,7'ymiş. Burası da 1,7. Burası da 1,7. Burası da 1,7. Tamam, neyse. Bu da 1,4'müş. Burası 1,4. Burası 1,4. Şunun hepsi 1,4 falan filan. Bu da 0,8. Bu da 0,8. Bu da 0,8 diyorum. Diyor ki adam bize. A'dan B'ye en kısa yola nasıl giderim? A'dan B'ye en kısa yola gitmek için şöyle de gidebilirim. Veya şöyle de gidebilirim. En kısa yol. En kısa yol artık şudur diye bak. Şu da olabilir. Hop hop hop. Şöyle gidebilirsin. Veya Tonguç, şöyle de gidebilirsin. Aynı sonucu verecektir. Hiç fark etmez. En kısa yolda bir 1,7'yi toplarsın, artı dersin. Bir tane daha 1,7'yi toplarsın, artı dersin. Şurası, yani 1,4 ile aynıdır. Bak, 1,4'ü toplarsın, artı dersin. Bir de 0,8 gidersin. Yani yapman gereken şey totalde budur. 3,4, 4,8, 5,6 santimetre yol gitmen gerekiyor diyoruz Tonguç'um. Başka türlü de gidebilirsin. İstersen hesaplayalım. Mesela şöyle de gitsen olur. Şöyle gittin, şöyle gittin, şöyle gittin, şöyle gittin, şöyle gittin diyelim. Bu da olabilir. Burasının hepsi 1,7'dir artı. Buradan da 1,7 geldi artı. Şurası Tonguç'um. Burası 0,8'di. Burası 1,4'tü. Çıkartırsan 0,6 çıkar burası. 0,6 artı. Burası 0,8 artı. Burası 0,8. Bak, bunun sonucu da aynen 5,6 çıkıyor. Hangisini yaparsan yap, sonuçta en kısa yolu doğru bulmuş oluyorsun. Bravo diyorum sana. Evet Tom, şimdi hemen diğer konumuza geçiyoruz. İrrasyonel sayılara geçiyoruz. İrrasyonel sayılarda A ve B tam sayılar. B eşit değildir 0 olmak üzere A bölü B şeklinde yazılamayan sayılar irrasyoneldir. Rasyonel sayılar neydi? Bu şekilde yazılan. Mesela 2 bölü 3 bir rasyonel sayı. 5 bölü 7 bir rasyonel sayıydı. Ama burada artık irrasyonelde ne diyoruz? Bu şekilde yazılamıyor. Mesela 4 bölü 5 rasyonel sayımdır, irrasyonel sayımdır Tonguç Evren. Benim bu rasyonel sayı. Çünkü 4 bölü 5 şeklinde yazılabiliyor. 2 bölü 2,7 devirli neydi? 27 eksi devirsiz kısmı 2 bölü. Virgülün sağında bir tane devirli var. Hiç devirsiz yok. O zaman 25 bölü 9. Al işte, yazdım sana rasyonel şeklinde. O zaman bu da rasyonel sayı diyoruz. Ama şuna bakarsak, bu aslında 4 kere 5'tir. Bu da 2 kök 5'tir. Bunu böyle şeklinde yazamam, kusura bakma. Köklü bir sayı varsa kıllık var demektir. İrrasyoneldir bu. Nerede kıllık, orada irrasyonel. Geldik bu zımbırtıya. Kök 81 9'u zaten. O zaman bu da rasyonel. Neden? Çünkü bu 9 bölü 1'dir. Görünmez bir. 1 vardır. Aynen, o yüzden rasyonel sayıdır. O zaman burada irrasyonel sayı demek aslında köklü sayılar demek. Bak, köklü sayı, ama kökün dışına çıkamayan sayılar. Özür dilerim. Mesela kök 2 irrasyoneldir. Kök 3 irrasyoneldir. Kök 7 irrasyoneldir. Ama kök 9 irrasyonel mi Tonguç? Hayır, bu 3'tür. 3 bölü 1'den bak, bölü şeklinde yazıldı. Bu rasyoneldir. Bunu unutmayalım diyoruz. Ve
Gerçek sayılarla ilgili demiş. Önce hangi, bir dakika, bu da bir de şu gerçek sayıları göstereyim sana. Gerçek sayılar dediğimiz sayılarsa Tonguç'um, gerçek sayılar dediğimiz sayılarsa şudur Tonguç'um. Gerçek sayılar R ile gösterilir Tonguç'um. R, yani hatta reel sayılar da denir buna, ileride göreceksin. Gerçek sayılar böyle büyük bir topluluksa bunu aslında ikiye bölüyoruz Tonguç'um. Bunu ikiye bölersek bir kısmı ne oluyor evladım? Rasyonel sayılar, yani Q dediğimiz sayılar oluyor. Bir kısmı da irrasyonel sayılar, yani i dediğimiz sayılar oluyor. Hemen buradan birkaç tane örnek vereyim. Rasyonel sayılar 2, ondan sonra 5, sonra 7, sonra 0,7 ama eksi olsun bu sefer. Veya 3/5, ondan sonra -2,7 devirli gibi, bunların hepsi rasyonel sayı. Ama şuna bakarsak irrasyonel sayılarda, hemen yazmak istiyorum sana. Kök 2, kök 3, kök 5, kök 18 ama eksisi olsun bu sefer mesela. Dışarı çıkamıyor çünkü 18 bir tam kare değil. Veya pi diye bir sayı var Tonguç. Pi de bir rasyonel sayı diyoruz. Ve gerçek sayıların aslında irrasyonel ve rasyonel sayıların hepsi olduğunu, yani aslında tüm sayılar olduğunu bilmemiz gerekiyor diyoruz. Geldik gerçek sayılarla ilgili. Hangileri doğru demiş. Bir kere demiş ki İki rasyonel sayının toplamı bir rasyonel sayıdır demiş. Evet doğru. 2/5 artı 3/5, 5/5, bir de bu da rasyonel sayı. Doğru. İki rasyonel sayının çarpımı bir irrasyonel sayıdır. Hayır. Mesela 2/5 çarpı 3/5, bak 6/25. Bu da bir rasyonel sayı. Bu yanlış. Bir rasyonel sayı ile bir irrasyonel sayının çarpımı bir irrasyonel sayıdır demiş. Bakalım 3 çarpı kök 5 mesela. 3/5. Evet bir irrasyonel sayıdır aslında. Ama şöyle düşün Tonguç. 0/2. Ne der Tonguç? 0. Dolayısıyla bu her şeyin çarpımı 0'dır. Harika. Bu her zaman doğru değil ne yazık ki. Dolayısıyla cevabımız bir, yalnız bir. Bir de önce hangileri şuraya eklemek istiyorum. Çok özür dilerim. Her zaman doğrudur eklemek istiyorum. Dolayısıyla cevabımızın yalnız bir olduğunu söyleyebiliriz. Bu hafta ödül sorumuzu yap. Yorumları yolla. Hadi bakalım, söyle yorumları.